Şöyle bir şeyden bahsediyor. İki basamaklı bir sayımız varmış. İki basamaklı bir sayımız. Birler basamağı da 5'miş. Mesela ne olsun? İşte 35 olsun. Şimdi bunun karesini almanın kısa yolu şuymuş. Karesini almanın. Biz bu sayıyı şuradan ayrıştırıyoruz. Buradan ayrıştırıyoruz. 5'le işimiz yok. Şunu, yani 3'ü kendinden bir sonra gelen sayıyla çarpacağız. 3 çarpı 4 eşittir 12. Bu 12'nin yanına da bir tane 25 yazacakmışız. Bu. 1225. Söylediği, bahsettiği yöntem bu. Bahsettiği yöntem bu. Bizim sayımızın yüzler basamağında oluşan rakam hangisi? 2. Sorumuz buranın, yani bu 2'nin 0 olmasını istiyor. Bakın şu son iki basamağı zaten 25 geliyor. Biz onu sonradan koyduk. Bu 2 nereden ortaya çıkıyor? Şu sayıyla bunun bir fazlasının çarpımında. Bu sayıyla bu sayının bir fazlasının çarpımında 0 oluşacakmış. 0 oluşacak, 0. Ne olabilir? Tabii bunlar rakam. Buraya rakamlar getireceğiz. Şimdi düşünelim. 0 nasıl ortaya çıkabilir? 2 ile 3'ü çarparsak 0 oluşmaz. 0 ya 0 olmalı içinde ya da 5 ile çift bir sayıyı çarparsak. Alternatiflerimiz şunlar bence. Eğer bizim sayımız 4'lü bir sayı ise, mesela 45 ise, ayrıştırıyorum, aynı şeyi yapalım. Çiziyorum. Şurası 4, bir fazlasıyla çarpacağız. 4 çarpı 5 kaç yapar? 20, 25 getirelim yanına. İşte yüzler basamağı 0. Demek ki 45 olursa olur. Başka sayılar düşünelim. Bakın 5 ve çift bir sayı. Şöyle olsa, 55 olsa, 55 olsa, çiziyorum. Bakın 5'in bir fazlasıyla çarpıyorum. 5 çarpı 6 eşittir 30. 25 koyuyorum yanına. Yine oldu. Demek ki bu da olur. Yani biz bu sayı oluyor. 5 ile bitecek sayımız. 5 ile bitecek. Mesela 65'i deneyelim. Olmayacak ama isterseniz deneyelim. Bakın 65'i çiziyorum. 6 7. 6 kere 7. 42. Ekledik 25'e. Olmadı bak. Sıfır getirmeliyiz. Sıfır getirmek istiyorsak ya 5 ve çift bir sayı ya da sıfır olmalı. Başka ne olabilir? Şöyle bir şey de yazsak. 95 mesela. Çiziyorum. Bir fazlasıyla çarpalım. 9 çarpı 10. 90. Bir 25 koyduk. İşte yine sıfır. Demek ki 95 de olabilirmiş. Kaç tane? 3 tane. 3 tane sayı olabilirmiş. 2 basamak.